Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün Nintendo Switch almış olduğum Skullcon'un gribinden bahsedeceğim. Bu grip oldukça popüler, çok satan bir grip Avrupa'da, Amerika'da. Hatta o kadar çok sevildi ki yeni modeli çıkacak önümüzdeki günlerde. Fakat ne yazık ki Skullcon'un direkt buraya sevkiyatı yok Türkiye'ye. Ben de bunu AliExpress üzerinden aldım. 11.11 indiriminde aldım. 20 dolar bir fiyatı vardı ürünün. İşte 4 dolar kargosu, 4 dolar vergisi, 28, 1 dolar da indirim kuponu verdi bana mağaza. 27 dolara bunu almış oldum. Dolar kuru da o zaman 10 liraydı. Yani hemen hemen işte 26 küsüre geldi. 27'den hesaplamış banka onu. 10 dolar da 270 liraya bunu aldım ve bir haftada geldi bana. Oldukça hızlıydı. Eğer vergiyi alırken ödüyorsanız muhtemelen gümrüğe girmiyor ürün. Direkt size geliyor. Çünkü gümrüğe girse daha uzun süre beklerdi diye düşünüyorum. Hemen ön tarafına bakalım. Bu şekilde oldukça sade. Arka tarafında da kutu içerisinde neler olduğu yazıyor. Bunun en büyük özelliği Nintendo Switch'e göre olması. Hatta bu şekilde 3 tane opsiyonu var. Elinizin büyüklüğüne göre işte standart, trigger gripli ve plus gripli seçenekleri var. Bakalım, birlikte açalım. Bizi bu şekilde ilk bir grip karşılıyor. OLED'e uyumlu değil. OLED için olduğu için arka standı da bu şekilde kullanabileceğiz. Hemen içinden çıkan diğer detaylara bakalım. İşte az önce fotoğrafta gösterdiğim gripler. Bunları artık elinizin büyüklüğüne göre, bana hangisi olacak deneyerek bulacağım tabii. Büyüklüğüne göre takıyorsunuz. Hemen şunu ne yapalım? Çıkartalım. Switch'i bu şekilde yerleştirdim. Hemen arkasında bir kilit mekanizması var. Bunu da bu şekilde kilitliyorum. Evet, şu an Switch'e gördüğünüz gibi oturdu. Çok da güzel oldu. Ama bu benim için sanki biraz kısa. Bunu hemen aşağı çekiyorum. Bunu da hemen aşağı çekiyorum ve çok rahat bir şekilde açıldı. Şu biraz daha uzun gözüküyor. Evet, ne olduğu da bu tarafta yazıyor mesela. Left'miş bu. Hemen takalım. Evet dostlar, taktım ve çok da güzel oldu. Tam elime oturuyor. En büyük bedeni. Bu şekilde standı da açıp kapatabiliyorsunuz. Hani herhangi bir engel yok. Gayet güzel oldu. Tek kötü yanı normal çantalara sığmıyor bu. Bunun çantalı versiyonu da vardı. Fakat yaklaşık 55 dolara falan mal oluyordu. Kuru böyle olunca tercihimi çantasızdan yana kullandım. Hani çantaya koyacağım zaman artık bu gripleri bir şekilde söküp ekstra olarak yanımda taşıyacağım. Almış olduğum Skullgo'nun gribini tanıtmaya çalıştım. Umarım deneyimleyen arkadaşlar olur. Çünkü şu anda bile hala Türkiye'de OLED için bir şey yok. Aksesuar yok. Mecbur yurt dışından alacağız ama tabii dolar kuru şu an 11-15 seviyelerinde, bu kurdan daha ne kadar alışveriş yapabiliriz? Orası meçhul. Benden şimdi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.